Nuri Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizleri tanıyabilir miyiz Nuri Bey? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Sektöre 1994 yılında lise döneminde stajla başladım. O 1994 yılından bu yana bu sektörde devam etmekteyim. 94 yılından 94. beri sanırım lisede staj döneminizle başladınız. Evet. Staj bittikten sonra da artık hiç bu mesleği bırakmadınız. Bu mesleği bırakmadım. O 2000 yılından bu yana da kendi firmamda devam etmekteyim. 2000 yılından beri. Evet. Yani bir 18 yıllık bir periyot var. Evet. Bakmışta neler yapıyoruz burada? Biraz buraya tanıyabilir miyiz Nuri Bey sizlerden? Buyurun. Burada 2008 yılında Teknogenç Bilişim firmasını kurduk. 2008 yılında bilişim teknolojileri olarak bu firmaya başladık. 2008 yılından sonra bu firmaya güvenlik sistemleri, personel devam kontrol sistemleri, kollu bariyer, alarm sistemleri, parmak izi yüz tanıma sistemlerini bu sektöre kattık. Yani aslında aynı burada zamanda yana kayar kapılarda yapmaktayız. Evet, A'dan Z'ye her şey var. Evet, A'dan Z'ye elektronikle ilgili. Evet, peki elektronik diyoruz ama biz maalesef bu konuda da bilinçsiz yaklaşabiliyoruz. Hatta kullanmayı bile bilmiyoruz. Yani bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor bu tip ürünleri yaptırırken? Tavsiyeleriniz var mı bu noktada? Yani güvenilir firmalarla bu işleri yürütmeler her zaman için en iyisi oluyor. Ya çünkü daha sonradan bir sıkıntı yaşanmak adına aslında. Tabii, alırken ucuz alınmış bazı şeyler daha sonra daha pahalıya mal olabiliyor. Aslında biz kar edecekken zarar etmiş oluyoruz ama biz bunu geç anlıyoruz maalesef biraz. Hizmet sektörü zor bir sektördür Nuri Bey. Yine yapılabilecek hataların çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini bizler de farkındayız. Evet. Sizlerin hizmet verirken kriterleri neler? Olmazsa olmazlarınız mutlaka vardır. Buyurun. Bizim kriterlerimiz dürüstlük. En önemli kriterimiz dürüstlük. Müşterilerimizi memnun ayrılması buradan. Bu dürüstlükle birlikte. Yani aslında sizler empati zihniyetiyle hareket ediyorsunuz. Siz ne bekliyorsanız buradan onu uyguluyorsunuz. Evet, aynen. Yani önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışıyla burada hareket ettiğinizi söyleyebiliriz. Evet. Çalışmış olduğunuz bölgeler neresi peki? Şu an evet başkentimiz Ankara'dayız ama çeşitli yerler var mı? Türkiye'nin tüm şehirleriyle çalışıyoruz. Bu özel kurumlar ve devlet kurumları da dahil olmak üzere. Özel kurumlar, devlet kurumları. Evet. Bu arada TSK'da çalışıyorsunuz. Çok büyük işler bitiriyorsunuz aslında siz. Evet. Yani röportajdan önce de biraz bahsettik bunlardan. Milli Kütüphane, Vakıflar Genel Müdürlüğü, çalıştığımız kurumlardan bazıları. Bunlardan bazıları. Evet. Evet. Personel kadronuz hakkında bilgi alabilir miyim peki? Uzman kadronuz hakkında. Buyurun. Elektronik tamir yapabilen arkadaşlarımız var. Evet. Ve bunun yanında dışarıda pazarlamada çalışan arkadaşlarımız var. Aynı zamanda müşteri ilişkilerini yürüten arkadaşlarımız var. Yani bu iş bir puzzle parçası ve bu şekilde ilerletiyorsunuz. Evet. Çünkü aynı zamanda ekip işi bu iş. Evet. Ekip olmadan da olmaz. Ekip olmadan olmuyor. Evet, kesinlikle. Hedeflerinize ulaşabildiniz peki bu noktada Nuri Bey? Yani istediğiniz noktada mısınız? Yani stajyerken bu noktaları hayal ediyor muydunuz? Tabii, stajyerken bu noktaları hayal edemiyorduk fakat şu anda bu noktalara gelmiş bulunmaktayız. Tabii hedef hiç bitmiyor. Evet, sürekli bitmiyor. Araştırıyorsunuzdur. Araştırıyoruz, çünkü fuarları geziyoruz. Evet. Teknolojiyle ilgili tüm her şeyi yakından takip etmeye çalışıyoruz. Çünkü sizin için araştırması gereken bir iş. Evet. Öğrenmenin sonu olmuyor. Nelerle karşılaşıyorsunuz siz burada? Yani bilgisayar tamirleri, laptop tamirleri daha iyi yapıyorsunuz burada sizler. Evet. Aynen. Hepsini yapılıyor. Bunları buradan ekran başındaki izleyicilerimize tanıtalım. Bu hedefleriniz onda başarılar diyelim teşekkür sizlere. Teşekkür ederim. Buradan son sözlerinizi alalım mı? Sizi sevenlere, buraya gelen misafirlerinize neler aktarmak istersiniz? Buyurun son sözlerinizi alalım. Devamlı olarak bir çay, bir kahve içmeye en basitinden buraya bekliyoruz müşterilerimizi. Davet edelim değil mi herkese? En azından her şey işte değil. Evet. Bir tanışmaları da bizler için kafi diyelim efendim. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de Nuri Bey sizlere. Teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınızda da başarılar diliyorum sizlere efendim. Ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.